Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Haftanın Hayı Huyu programında gördüğünüz gibi bir kez daha ben ve Mihail Vasilyadis Apoyomatili Gazetesi'nin ofisinden, home ofisinden, Mihail'in home ofisinden bir kez daha birlikteyiz. Bu haftanın gündemini konuşacağız. Programa girmeden önce gündem başlıkları belirledik. Bu gündem başlıkları uyarınca bir sohbet yapacağız. Yalnız Mihail bir uyarıda bulundu. Biraz önce postacı kendisine değerli bir şey getirdi. Evet. Bu değerli şey Şalom Dergi'nin 100. sayısı. Ona dair söyleyeceklerim var Mihail. Onunla başlayalım. Evet. Şu Şalom gazetesi, dergisi azınlık dergileri kapsamında yayınlanıyor. Önemli bir dergi. Ve özellikle bu 100. sayısı çok güzel bir dergi çıktı. Gördüğünüz gibi çok pahalı bir kağıtta, değerli bir arkadaşlarla kendilerini tebrik etmek gerekiyor. İnşallah pek çok daha böyle dergi yayınlamak imkanını bulurlar ve katkıda bulunurlar. Türkiye'de azınlık basını başlı başına bir kavram. Çünkü tarih içerisinde bu basın belki de hiçbir zaman azınlık basını diye tanımlanmadı. Bu durum Cumhuriyet'le beraber oldu. Ermenice basın, Rumca basın gibi ifadeler varken Cumhuriyet dönemine geldiğimizde sayısal azalmaya paralel olarak basında azınlığın basını adını aldı. İlginç bir serencamdır bu. Çünkü bu tarihi kentte azınlık olmakla birlikte, sayısal çok küçük gruplar olmakla birlikte çok ciddi bir geçmişin geleneğini taşıdıkları için bu gazeteler çok kıymetli. Hepsi aynı zamanda Türkiye'nin gazetesi. Sevgili Mihail Vasilyadis bunu her fırsatta dayanışma örneğini anımsatarak fark ettiriyor bana. Diyor ki Türkiye'nin gazetesi olmanın anlamı Yunanca alfabeyi okuyamayan insanların benim gazeteme abone olmalarıdır. Doğrudur. Bu bir bilinç meselesi. Tabii ki Türkiye'de ne yazık ki siyasi akıl o bilince bir türlü gelmedi ama toplumsal aklın, entelektüel çevrelerin bütünüyle olmasa da ciddi bir oranda bu bilinci farkına vardıklarını Yunanca yayınlanan bir gazetenin olmamasının Türkiye için bir eksiklik olabileceğini idrak ettiklerini, aynı şeyi Ermenice bir gazete için de söyleyebiliriz. Nitekim şu anda Jamanak memleketin halen yayınlanmakta olan en eski günlük gazetesi, bütün Türkiye basını içerisinde en eski gazetesi. Bunların hepsinin bir anlamı var ama şüphesiz ki hoyrat bir akla göre böyle şeylerin bir anlamı yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Kaç kişi okuyor, kaç tirajı var falan. İşte yani kriterleri sadece buraya indirgediğinizde, onun arkasındaki o koskoca geçmişi görmezden geldiğinizde. İşte o koskoca geçmişe baktığımız anda, gözümüzü oraya çevirdiğimiz anda o muhteşem bir yaşam geçiren Osmanlı İmparatorluğu'nda eğer askerlik kolunu bir tarafa bırakacak olursak, diğer bütün kollarda azınlıklar ilk adımı atmış. Mesela matbaa, mesela işte gazete yayınlamak, edebiyat, şunlar bunlar, hepsi azınlıkların katkısıyla oluyor. Ermeni mimarların Osmanlı mimarisine katkısı Rum mimarların yani sanatçıların ve zanaatkarların katkısı muhteşem. Ticarette, sanayide, bütün bu dallarda, bilimde bütün bu dallarda katkıları çoktur. Bunları görmemek mümkün değil. Dolayısıyla o çok kültürlü mozaiki bozup da mermer haline getirmek isteyenler kendileri düşünsün.
Kendileri düşünsün ama bu işlerin bedeli kendileri düşünsün diyeceğimiz kadar şey değil. Yani nasıl söyleyeyim, bütün insanlığı ilgilendiren bir temadan bahsediyoruz. Ve bir faşistin faşisti içinde ne yapayım, kendi düşünsün ne yazık ki diyemiyoruz. Çünkü kaybedilen değerler çok fazla. Ama evet, hoyratlık ikliminde yaşıyoruz. Bu hafta programa girerken ilk konuşmak istediğimiz tema, son günlerde çok sık tanık olduğumuz nefret söylemleri, suça teşvik edici mahiyetteki nefret söylemleri ve şiddet çağrıları. Bunlara dair biraz konuşalım Mihail. Yani Muharif televizyon kanallarının herhangi bir cümlesinden vay vatandaş bize ihbarda bulundu, onun için biz size ceza yazıyoruz diyebilen bir rütük, bunları hiç görmüyor, görmezden geliyor. Çok ağır suç mahiyetindeki ifadeleri görmezden geliyor. Birisi televizyon kanalına çıkıyor, diyor ki ben komşularımı listeledim, kim nedir biliyorum hepsini, bizim sitede de birkaç tane var, gününü sıkı bekliyorum. Sıkı ise yok, gününü çıkıp bekliyorum. Konuşun diye de meydan okuyor. Evet. Sırasını bekliyorum diyor. 15 Temmuz'da bir fırsat çıkmış da listelerimiz var diyor. O liste fırsatı, bulunduğunu itiraf ediyor. O fırsatı değerlendiremedik diyor ama şimdi biz ailece, aile olarak son derece hazırlıklıyız. Her bakımdan hazırlıklıyız diyor. Silahlı, sizin ailenizi var. Bakalım kim koruyacak? O da başka bir söylüyor. Onda başka kendi birisi. Ailesi olmasına rağmen. Hayır, onda başka birisi bunlar, söylüyor. Bunlara fazla... bunlar çok vahim açıklamalar. Fakat bu vahim açıklamalar için akabinde yapılan değerlendirmelerde varılan ortak bir görüş var. Bütün bu açıklamalar mevcut siyasi iklimden kaynağını alıyor. Oradan beslenerek yapılabilen açıklamalar. Bunun en basit kanıtı da şu ana kadar üzerinden günler geçtiği halde hiçbir savcının bu konuda herhangi bir girişimde bulunmaması, hiçbir RTÜK mensubunun, RTÜK başkanının bu konuyu herhangi bir şekilde tartışmaya açmaması, olağan toplantısı bile gerçekleşmedi RTÜK'ün. Başkan mazeret bildirmiş, işim var demiş. Herhalde ki önemli bir işidir, bir şey dediğim yok. Ama başka zamanda gecenin bir saati olsa toplantı yapıp Muharif herhangi bir kanal için anında ceza uygulayabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok kaygı verici bir mevzu bu mevzu. Şiddetin tırmanması ve bunun bir iklim haline getirilmesi. Hüseyin Hatemi'nin söylediği önemli. Ne dedi? Ve 6 Eylül'e de atıfta bulunuyor. Biraz evvel dedin ki hiçbir savcı yerinden kıpırdayıp da bu konuda görevini yapmak gibi bir duruma bir şey düşünmüyor. Bana aklıma da 6 Eylül'ü getirdi. 6 Eylül'de polise başvuran Rum ve benim bildiğim bizim Briftis Pastahanesi tam Tarlabaşı'da oradaki muavin ve komiser her akşam eve gittiğinde pastaneye uğrar. Satılmamış pastaları hemen günlük pastalarını paket yapılır, onlara verilir, ailelerine götürürler. O gün ilk saldırılar başladığı zaman karakola gidiyor. Hem de böyle şimdi ben size gösteririm havasıyla ve diyor ki oradaki komisere, komiserim böyle böyle. Komiser bir ters bakıyor ve diyor ki ona, Rifti Bey, ben bugün komiser değilim, Türk'üm. Git içeri, git işine. Git işine. Demek ki o savcılar da savcı olduklarından daha önce Türk olduklarını düşünüyorlar ki onların verdiği anlamda Türk. Hı hı. Çünkü benim verdiğim anlamla cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes eşit vatandaştır ve eşit muamele görmesi gerekir. Ama burada durum öyle değil. Durum öyle değil. Şimdi bu duruma değineceğim bir başlık daha not etmiştim. Bugünlerde çok tartışılan başka bir konu var Mihail. Sen bu Hatemi'den ona geçmeden alıp, evvel tamam, bir tamam. Neydi o senin dediğin konu? Söyleyeceğim. Buna bağlayacağım o konuyu. Doktor Profesör Doktor Hüseyin Hatemi'nin
dediği şöyle. Hasabet yani kötülük ve cehalet ittifakından ne vahim sorunlar doğabileceğini 1955'te ben ve yaşıtlarım gördük. Gerçek Hayat dergisinin sorumsuzca Hristiyan ve Musevi cemaatinin dini reislerine iftirası cemaat mensubudur yurttaşlarımızı derin acı ve endişeye düşürmüştür. Bunu okuyunca benim aklıma o 6 Eylül olaylarının hazırlanma yöntemi aklıma geldi. Nasıl oldu bunlar? Bu gerçek hayat dergisi bu işi yapan tek dergi değil. Ben genel dergilerin genelde baktığım zaman pek çok böyle kenar küçük kentlerde kenar yerlerde yayınlanan pek çok dergi yaptıkları bir şeylere saldırmak. O dönemde 6 Eylül olaylarında evvel hemen hemen 2 sene belki daha evvelden başlayan bir durum var. Bir milletvekili Demokrat Parti yahut Halk Parti olması hiç önemli değildi. Bu konuda beraber hareket ediyorlardı. Bir önerge veriyordu. Bir soru önergesi veriyordu. Milletvekili meclisinde bunların cevaplandığı da pek görülmüyordu. Ama ertesi gün pek çok böyle kenar mahallelerde yayınlar çıkıyordu. Falanca milletvekili bakana şöyle bir soru önergesi verdi. E diyordu ki Rumlar Kıbrıs'ta Kürtlere saldırıp kardeşlerimizi öldürüyorlar. Şimdi Rumlar derken Kıbrıs'taki Rumların Rum olup olmadığı da doğru dürüst bilinmiyor. Çünkü kendilerini nitelerken biz Kıbrıslıyız, Yunan kökenli Kıbrıslıyız diye kendilerini nitelerler. Dolayısıyla bunlara Rum nitelemesini kullanarak saldırmak İstanbul halkının geneline şöyle bir düşünce getiriyordu. Ya Rum dediği kim bu Rumlar? Ne işte bizim yanımızda oturan Yorgo Bey, Koço Bey. Evet. Demek ki bunlar mı kardeşlerimizi öldürüyor? Vay ya benim mahallede oynadığım arkadaşlarım bana ya Mihal sizinkiler Kıbrıs'ta bizimkileri öldürüyormuş. Ya sizinkiler kim? Bizimkiler kim? Biz o zaman daha 13-14 yaşında çocuğuz. Yani 15 yaşındayken ben 6 Eylül olayları oldu. Demek ki ondan 2 sene evvel 13 yaşında çocuklar mahalledeki konuşması. Tabii bir iklim oluşturuluyor. Yani iklim oluşturuluyor. Bir iklim, bir atmosfer oluşturuluyor. Böylece ne oldu? Kıbrıs'ta meydana gelen ve Türk kamuoyunda burada kamuoyunda infial uyandıran yahut şiddet uyandıran olayların tümü kimlere yüklendi? Rumlara. Evet. Ve Rumlara yüklenmekle de kalmadı. Rumların yanında Ermeniler ve Museviler de aynı diyeti ödedi. Oysa efendim 6 Eylül olayları neden oldu? İşte Yunanistan'da bu oldu diye. E, Yunanistan'da bu olduysa Ermenilerin, Yahudilerin günahı neydi? Onlara neye saldırıldı? Ama gavur gavurdur. İşte onu ya, olmayan. Bilmiyorum ya gavur şey gavurdur ama bu gavurluğun dışına çıkıyor. Organize bir durum. Organize kötülük. Bir... Kötülük. Şu anda kötülük. İçinde olduğumuz durumu tanımlayan da bu. Kötülük olduğu bilinmiyor. Zannettiler ki bunu organize edenler, biz bunu yaparsak o mozaiği ortadan kaldırıp mermer haline getireceğiz. Bunu bedelini herhalde mozaik ödemeyecek. Mermer ödeyecek. Mozaik ne ödeyecekse ödedi. Özellik ne diyecekse ödedi. Ne ödeyecekse ödedi olsaydı. Daha ödeyecek bir şey kalmadı. Bundan sonra memleket kendine zarar veriyor. Bugün bu yayınları görmek ve nasıl oluyordu biliyor musun? Bir yerde bir gazetede çıkan bir haberi okuduğun zaman falanca milletvekili şunu Rumlar bilmem ne yapıyor Türkleri bir. Aynısı aynen bir geldin çıkmış gibi
ne bileyim Anadolu'nun başka bir yerinde çıkan bir gazetede de çıkıyor. Tabii. Bilmem Ege sahillerinde çıkan bir gazete. Aynısı. Beninde sonunda da çıktı o Yüzbaşı Yodoğlu denen kişi. Ve bu 6 Eylül olaylarının kimin becerdiğini, İşte. Nasıl bir övülecek bir şey olduğunu orada Sabri 25 oğlu açık açık söyledi. Son derece başarılı bir özel harp operasyonuydu dedi 6-7 Eylül olayları. Bu her şeyi açıklayan laf ama bu laflar hiç kimseye yok ya nasıl olur falan dedirtmiyor Türkiye'de. Nasıl ki şimdi başka bir tartışma var Mihail. Biliyorsun AKP uzun zamandan beri, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki hisselerini ele geçirme çabası içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'nda bir hisseleri var. Bu hisselerden ötürü İş Bankası anonim şirketinin yönetiminde bir kontenjanı var. 4 kişi mi 5 kişi mi parti belirliyor onları, orada görev alsınlar diye. Ve bu hisseler şimdi el konulsun, partinin bu hisselerine el konulsun. Bunlar işte hazineye aktarılsın gibi bir çaba. İşin aslını bilmeyen zannedir ki işte İş Bankası kar ettikçe CHP de kar ediyor. Hayır, CHP'ye bu paradan bir kuruş bile girmiyor. Çünkü bu bir vasiyet. Cumhuriyet'in kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti. İki tane kurum oluşturmuş. İki kurumun oluşmasına çaba sarf etmiş. Bunlar ilk başta dernek statüsünde olan yerler. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Her ikisi de kendi ismindeki alanda akademik çalışma yapmak üzere oluşmuş kurumlar. Ve bu biraz da bu kurumların finansmanı için harcanacak. Yani burada bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bu kurumlar için kayyum olarak işlev görüyor. Mali bir kayyum olarak onların ihtiyaçlarını bu fonlardan karşılamak üzere. Yani kelimeyi doğru kullanırsak öyle bir şey çıkıyor. İşte buna el koymak istiyorlar ama buna el koymak isterken muhalefet cephesinden müthiş bir itiraz yükseliyor. Diyorlar ki işte bunu da yaparlarsa artık bitti. Kimsenin mülkiyet hakkı yoktur, veraset hakkı yoktur, miras hakkı yoktur. İstediklerine el koyabilirler. Bu ilk olarak oluyor. İlk olarak böyle bir şey oluyor gibi bir kıyamet kopuyor. Oysa bizler yani Türkiye'li Ermeniler ve Rumlar çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bütün Ermeni ve Rum terekesi yani mirası, bırakıtı çok sistematik şekilde talan edilmiştir. Bunlar için, bunlara el koymak için özel yasalar çıkarılmıştır. Envar-ı Metruke yasası bunlardan biridir. Ama ta kuruluş yıllarına gitmeyelim. 1972'den itibaren bütün Rum ve Ermeni vakıflarının edindikleri taşınmazlara el konulmuştur. Oysa bu taşınmazların arka planında hep bir miras vardır. Hep bir vasiyet vardır. Bir Ermeni veya Rum yurttaş kendi toplumunun kurumlarından birine mallarını bağışlamıştır. Demiştir ki ben öldükten sonra bu evim Yedikule Ermeni Hastanesi'ne veya Balıklı Rum Hastanesi'ne ait olsun. Bunu sözleşme yapmıştır, imzalamıştır, avukat nezdinde yapmıştır ve bundan sonra uygulamaya da geçmiştir. İlk defa 1972 yılında PAT diye bir uygulamayla demişlerdir ki sizin 1936 beyannamesinde deklare ettiğiniz, açıkladığınız, beyan ettiklerinizin dışında mülk edinme hakkınız yoktur. Dolayısıyla bunları geri alacağız. Ne yapacaksınız geri alıp? İlk sahibine iade edeceğiz. İlk sahibi, ya öldü ilk sahibi, varisleri vardır. Varisi de yok. O zaman hazineye kalacak. Böylece bir sürü taşınmaz, bir sürü gayrimenkul ya hazineye kaydedildi ya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kaydedildi.
Ben şimdi çok merak ediyorum. Aslında bunu hiç kimse de konuşmuyor. Şu Kuzguncuk'ta başbakanlık danışmanının mevzu olan o arazi kiralamış. Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralamış. Acaba o arazinin tarihçesi nedir? Bir bahçeymiş orası. Onun yanında kendi evi varmış. Evinin yanındaki bahçeyi de vakıflardan bilmem kaç yıllığına kiralamış. Ucuz bir bedelle kiralamış. Burada çok büyük bir tuhaflık yok. Olabilir, bu kiralanır. Tabii tuhaflık nerede? O kiralama işlemini kimseye duyurmamışlar. Efendim, kapalı kapılar arkasında işi bitirmişler. O kadarı da olacak, bal tutan parmağını yalar. Onun altını biraz kazarsak... Ama o arazinin, o bahçenin... Basil'in bahçesi çıkar. Çok merak ediyorum, Kuzguncuk'ta. Çünkü kimin bahçesi olabilir o? Üzerinde geçmişte bir yapı var mıydı, yok muydu? Belki de birinin bostanı mıydı, neydi? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eline nasıl geçtiğini merak ediyorum daha doğrusu. Muhtemelen bahsettiğim gibi bir el koyma hikayesi çıkacaktır altından. Ama gazetecilerimizin bunları soruşturacak hali yok. Evin yakınından geçene soruşturma açıyorlar. Sen adamın özeline müdahale ettin diye. Hangi gazeteci şimdi hangi cüretle gidecek de Üsküdar Tapu Dairesi'nde diyecek ki şu parsel nedir, bunun tarihçesi nedir? Gitse de ne olacak? Gitse de ne olacak ama biz biraz daha aydınlanmış bunlar olacağız. Bunlar yok artık diyecek. Bunlar yok artık diyecek. Yani benim demek istediğim şimdi bu bahsi açmanın sebebi İş Bankası'ndaki CHP hisselerine el konunca bu bir ilk olmayacak. Mirasa tecavüz etmek anlamında bir ilk olmayacak. Sevgili CHP'lilerin avaz avaz bağırdıkları gibi. Çünkü sevgili CHP'lilere söylemek gerekir. Onlar da bir geçmişleriyle iyice bir yüzleşsinler ki biz de vicdan rahatlığıyla onlara sempatizan olanlar çünkü destekleyebilsin. Çünkü işin doğru tarafından da bakalım. AKP hükümeti iktidara geldiğinin ilk yıllarında biraz da Avrupa Birliği'ne entegrasyon çabaları içerisinde gayrimüslimlerin bu şekilde gasp edilmiş emlaklarını geri vermeye yetendiği zaman buna en sıkı muhalefet eden CHP'lerdi. Neye dayanarak muhalefet ediyordu o CHP'liler? Neydi onları bu kadar öfkeyle hükümete karşı konuşturan? Yani üstü örtülen. Üstü örtülen, evet. Günahlar. Üstü örtülen günahlar. O üstü örtülen günahları senin karşıtın olan kişi gelip de eşeleyip ortaya çıkaracağına oturursun, kendin açarsın ve ders ki buna biz örtmüştük üstünü. Ama ben ne yapılması gerekiyorsa bugünkü CHP'de o potansiyeli göremiyorum. Yok öyle bir şey. Belki aralarında var. Aralarında tabii vardır. Onu inkar edemeyiz. Onu inkar edemeyiz. Ama parti duruşu olarak hiç orada değiliz. Tabii. Yani bunu da bilmek lazım. Evet, biz AKP'nin uyguladığı siyaseti tasvip etmiyoruz. Bu siyaset ayrımcıdır diyoruz. Sıkıntılar yol açıyor diyoruz. Ama buna karşılık iki alanımız ayrı, CHP değil. İki ayrı cepheden bahsediliyor. İşte Millet Cephesi ile Cumhur İttifakı falan. Bence bunlar tam olarak herkes kendi yerinde değil. Mesela bir tarafta olan partinin esasında öbür tarafta olması gerekirdi. Ama kişisel nedenlerle karşı tarafta durmak. Bunlar işin temeline inip de karar almaya engel oluyor. Tabii. Asgari müşterekleri bulup bunların etrafında işbirliği etmek lazım. Bugün iki büyük partiden sonra en çok oyu toplamış olan partinin tukaga edilip de kenarda hani yokmuş gibi davranmak doğru bir şey değil. Hiç doğru bir şey değil. Bunun doğru. Onun belediyeleri ne oldu? 14'e düştü. 65 belediye bugün itibarıyla 14'e indirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde 65 belediye kazanmıştı Halkların Demokrasi Partisi. Bu 65'in 6 tanesi de
zaten hiç mazbata vermediler. Çünkü dediler ki siz KHK'lısınız, siz başkan seçilemezsiniz. Tamam, güzel. O zaman sen dedin benim adaylığımı kabul etti. Bunu sormak lazım. Göz yumdun, adaylığımı kabul ettim. Ben seçildikten sonra bunu bahane gösterip beni bu kabul edilebilir bir şey değil. Tamam, ona da kabul. Neden kendi partinden adam getirip de kayyum atamasını yapıyorsun da yine o millet o şey belediye meclisinin içinden birini seçtirip dersin ki bu bey belediye başkanı yapamazsınız. Başka birini aranızdan belediye başkanı olarak seçersiniz. Benim bildiğim mesela Yunanistan'da böyle bir şey olduğunda süre dikkatiyede başka bir partinin adayından, başka bir partinin belediye meclisi üyesinden kayyum atayamazsın. Kendi o partinin birini seçmek durumundasın. Türkiye'de neye çok hayıflanıyorum biliyor musun Mihail? Hiçbir zaman meselelerin özüyle konuşmuyoruz. Vay nasıl olur, niye atadılar, neyle suçlamışlar, kim ihbar mektubu yazmış, oturup bunları konuşuyoruz. Bunların hepsi çok fasarya, bunların hepsi çok boş şeyler. Çünkü seçimden önce, seçimden haftalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki seçerseniz onları biz gene kayyum atarız. Ve şu anda uygulanan da bu, aşama aşama bu. Bugün bunu konuşuyoruz şey çünkü evet öyle bir şey demişti. Bu sabah itibarıyla yani 15 Mayıs sabahı itibarıyla televizyonu açtığımda haberlere bakayım diye gördüm ki 5 belediyeye daha kayyum atanmış. Belediye başkanları evlerinden apar topar gözaltına alınmış. Bunlardan biri Siirt'in merkezi, biri Kurtalan ilçesi, biri Baykan ilçesi, Muş'un bir ilçesi, Iğdır. Bu insanları sabah sabah gözaltına almışlar. Muhtemelen bu gözaltından sonra da bir tutuklama kararı çıkacaktır. Ve oralara İçişleri Bakanlığı yeni kayyumlar atamış. Sürekli halen bugün televizyona çıkıp siyasi yorum yapanlar, üstelik de muhalefet adına yorum yapanlar diyebiliyorlar ki Türkiye'de demokrasi sadece seçim ölçeğinde var. İşte seçim oluyorsa demokrasi var demektir o ölçüde. Ya bu açık açık seçimin olmadığının kanıtıdır. İstanbul Belediye seçiminde de bunu gördük. O seçimin iptal edilme şekli hangi akılla, hangi mantıkla açıklanabilirdi? Adamcağız kalktı açık açık dedi. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu mutlaka. Onun için bunun yenilenmesi gerekir. Ve bütün bir bürokrasi mekanizması, o YSK denen, başında sözüm ona hakim falan gibi insanların bulunduğu, yani YSK bizim bakkal olsa peki diyeceğim, yanlış düşündü bakkal ama bu hakimdi, tecrübeli peki, adam. Bazı yerlerde, Amerika'da mesela, o bakkal dediğin daha makul bir şey yapar. Oluyor şeye, tabii. Şöyle 12 kişilik jüriye. Ve ona göre karar veriyor. Kesinlikle burada da öyledir zaten. Çünkü hiçbir bakkalın beyni hiçbir hakim kadar şartlandırılmamıştır. Hakimler Türkiye'de hiçbir zaman hukuk izlememek için, hukuka uygun olmamak için, hukuk derken evrensel onlar hukuk kastediyorum. Onlar da var. Yok hayır. Onlar da var. Biliyorum çünkü ben 10 sene uğraştım ve sonunda beraat ettim. Tabii ki ettim. Yani bu beraati yine bu hakimlerden biri vermiş oluyor. Ben de şunu hatırlıyorum. Yıllar önceydi, belki daha AKP'nin iktidara gelmesinden de önce, 2002'den de önce belki, bir anket yapılmıştı savcılar ve hakimler arasında ki kararlarınızı verirken memleketin çıkarları mı ön planda olur sizin için yoksa hukuk prensipleri mi memleketin çıkarları demişti büyük çoğunluğu. Büyük çoğunluğu memleketin çıkarları demişti. Memleketin çıkarları diyen eğer pakratsa hiç sorun yok. Bakkalsa gene sorun yok. Mihail'se gene sorun yok. Ama hukuksa, hukuk adamıysa o zaman sorun var. Çünkü onun sorumluluğu evrensel adalet kavramıyla sınırlıdır. Memleketin çıkarlarıyla bütün değil. Bu eğitimi görmüş bir kişi. Evet. Geçen hafta konuştuk. Bu anayasa meselesini Alman Karlsruhe evet. Anayasasından çıkan bir karar
alt üst etti ekonomik kararları. Buna rağmen adamlar oturdu ve bu çıkan karar kendi lehinde olan bir olayı da ortadan kaldırmasına rağmen peki öyleyse buna göz yumalım demediler. Oturdular ve hala çıkış yolu arıyorlar. Ne çıkış yolu? Hukuka uygun çıkış yolu. İster lehimizde olsun, ister aleyhimizde olsun. Yani, çünkü hukuku yanlış olur hukukta. Kabahatsiz biri de idam edilmiş olabilir. Ama bu 100 bin, 1 milyon kararda bir olur. Dolayısıyla hukuka saygı göstermek, çıkarlara bakmadan, kimin çıkarını olup olmadığına bakmadan hukuku uygulamak gerekir. Evet, onun için hukuk dediğimiz zaman birinci ders Hammurabi ile başlar. Ondan sonra da Roma hukuku denir. Ne demektir Roma hukuku? Ne işimiz var bizim Roma hukukuyla? Roma binlerce yıl geride kalmış bir kavram. Hayır, öyle değil. Evrensel hukukun temel taşları bunlarla konulmuştur çünkü. Osmanlı hukukunda Justinian'in hukuku var. Yani. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da zaten bir sürü benzer yabancı ülkelerin yasaları örnek alınmıştır. Medeni kanunu kelime kelimesine çevrilerek uygulandı. Ama orada da şimdi bir sorunlar çıkıyor. Çünkü İsviçre hukukunun öngördüğü o eşitlik ilkesi saldırıya uğruyor. Tabii. O eşitlik ilkesi, özellikle erkek kadın eşitliği, İstanbul Anlaşması ile ortaya atılmıştı ve desteklenmişti. Şimdi o İstanbul Anlaşması'na bir saldırı var. Hatta bazıları diyor ki evet, Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Hem de bütün partilerin ortak oylarıyla onaylandı. Kesinlikle. Ama bu bize uygun değildir. Dolayısıyla çıkar yolu da kolaydır. Bir halk oylaması ilan edip İstanbul İstanbul Anlaşması'nı ortadan kaldıralım. Nedir İstanbul Anlaşması? Onu da söylemek lazım. Mesela çocuğuna, eşine şiddet uygularsan cezalanırsın. Senin eşin rahat rahat gidip de şikayetini yapabilir. Ama bugün hangi kadın gidip karakola şikayet ederse, ya bu aile içi meselesidir, git aranızda bulursunuz, barışın diye. Sen kimsin ki barışın diyorsun? O kadın oraya geldiğine göre demek ki barışacak şey geçti. Barışmak istemiyor. Fakat buna böyle bir saldırı var. Bir de aynı şekilde yine bir saldırı, dinler arası diyaloga. Vay efendim, ne demektir dinler arası diyalog? Ya dinler insanlar tarafından benimsenmiş şeyler. Dinler arası diyalog demek, insanlar arası diyalog demek. Sen insanların birbirleriyle konuşmasını istemiyor musun? Yani sen, senin inançlarından ayrı bir inanca bağlı bir kişinin konuşması mümkün değil mi? Böyle bir biriyle oturup konuşamaz mısın? Ama bu işi, bu kişiden bir çıkarım varsa, seni istihdam edip sana iş verecekse, o zaman sorun değil. O istifadeni edebiliyorsun, anı geldiği zaman da arkadan icap ederse o kişileri vurabiliyorsun. Bugün keşke dinler arası diyaloga karşı tavır alanlar, bu diyalog çok popüler olduğu zaman bir aykırı ses çıkartabilselerdi. Ben o zamandan hatırladığım şeyler var. Bu dinler arası diyalog öylesine bir egemen atmosfer haline getirildi ki bu diyaloga çok hevesli olmayan, aklı yatmayan insanlar bile peki dediler, işte yok hoşgörü lafları bilmem ne, abuk sabuk bir sürü saçma sapan içi boş laf politik bir malzeme olarak ortalıktaydı. Bunun politikaya alet edildiğini farkına varan bazı dini önderler
hiç istemeseler bile kerhen bu toplantıya şimdi çağırdılarsa gitmemek olmaz diyerek katılmak zorunda kaldılarsa, bugün o insanlar o katıldıklarından ötürü FETÖ yapılanmasının ayakları olarak gösteriliyorlar. Bu nasıl bir akıl almaz koyratlıktır? Nasıl akıl almaz diyalog, bir çamur atma şeklidir? Diller arası diyalog dediğimiz şey yalnız bu FETÖ kuruluşunun bir eseri değil ki. Bu diller arası diyalog uzun zamandan beri devam ediyor. Koy kenara İslam dünyasını. Hristiyan dünyasının içinde de zaten üçe ayrılmış parçalar var. Tabii. Ortodokslar var, Katolikler var, Protestanlar var. Bunlar oturup diyalog içinde dertlerini görüşüyorlar, anlaşmazlıklarını halletmeye çalışıyorlar. Kendi Ortodoksların içinde de var. İşte bugün kalkıyor Rusya Patrikhanesi, Ekumenik Patrikhanenin ve diğer patrikhanelerin kabul etmek istediği, görüşmek istediği şeyleri kabul etmemek durumuna geçiyor. Ama bunlar yine de oturup konuşularak halledilecek şeylerdir. Başka türlü bir hal durumu olmaz. Nasıl olacak yani? Konuşmadan nasıl olacak? Her dinde söylenen şey, her şeyden evvel söz vardır derler. Evet. Allah bütün diğer nitelikleri dışında bir de sözdür deniyor. Bir kelamdan bahsediyor. Kelamdan bahsediyor. Fakat bu İstanbul Sözleşmesi sadece Türkiye'de rahatsızlık yaratmıyor. Ben bunu gayet yakından takip ediyorum. Ermenistan'da da fanatik, dinci bir zümre fevkalade tepkili bu şeye, Yunanistan'da İstanbul Sözleşmesi'ne ve aynı argümanları kullanıyorlar. Diyorlar ki bu aile kavramını sonunu getirecektir. Bizim geleneksel aile yapımıza yapılmış bir sabotajdır. İşte bu bir Soros operasyonudur diyenler şunlar bunlar ve hakikaten insanı nefret ettirecek görüntüler, böyle insan boyunda haçlar almış yürüyüşçüler, ellerinde kara cübbeleriyle bir kısım papazlar, bilmem neler. Ne yapıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'ni protesto ediyoruz. Niye? Eşcinselleri insan sayıyor. Saymasın mı? Saymasın. Ne saysın? Hasta saysın. Adam hasta değil. Klinik bir bulgusu yok. Yani adamın sadece bir tercihi var. Cinsel bir tercihi var. Seninkinden farklı. Yok, biz bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul edersek kabul etmeyebilirsin. Etme. Kendin için kabul etme. Başkasının içinde ne karışıyorsun? Karışma. Ama öyle olmuyor işte. Şiddet kullanılıyorsa, bir yaşı küçük kişileri aldatma yoluyla kendisine cezbetmek durumuna indiriyorsa, o zaman muhakkak ki suç işliyor. Ama onun suç olarak hukukta yeri vardır. Ona göre hareket edersin. Bu anlayış öyle bir şeyi teraziye koymuyor. Bu anlayış direkt senin varlığını suç görüyor. Ciddi, evet. Varlığını suç görüyor. Sen eğer benim gibi değilsen yaşamayacaksın diyen bir anlayış. Bu anlayış Türkiye'de evet. Var. Dediğim gibi başka Ermenistan'da da var. Var. Neredeyse. Sen dedin ki Yunanistan'da da var. Aşağı yukarı bu hafta için aldığımız notlara değindik. Sadece bu bir muhabbet çıktı. O gün Samas erken tahliye edilecek falan diye. Evet, tabii. Bununla ilgili sen de beni uyardıysan, ben bugün avukattan bilgi aldım. Hı hı. Avukatın bana söylediğine göre Hrant Dink'i öldürme suçundan aldığı cezanın bitmesine 10 ay 18 gün var. 10 ay 18 gün sonra bu cezası zaten tamamlanmış olacak. Yani kendisine verilen cezayı hapishanede geçirmiş olacak. Ama onun dışında bir suçlama daha var, bir yargılama daha yapıldı. O gün Savas'ta karşı örgüt üyeliğinden yargılandı. Ondan ötürü de 3 yıllık bir cezası var. Fakat bu ceza halen Yargıtay tarafından onaylanmadı. Yargıtay onayladığında 3 yılda o suçtan ötürü yatması öngörülüyor. Ama avukatın dediğine göre 3 yıl ve 6 yıl cezalar infaz indiriminden yararlanabilir ve o suçtan ötürü hiç yatmayabilir. Dolayısıyla şu anda eğer
olağanüstü başka bir müdahaleler olmasa an itibariyle 15 Mayıs itibariyle 10 ay 18 gün sonra cezası zaten bitmiş olacak. Peki bundan sonraki ilk seçim ne zaman? 2023'te. 2023'te. Bu kişi herhangi bir partiden değil, tek olarak adaylığını koysa kazanır. Milletvekilliği olacak. Ben buna bahsine girerim. Hele ki Trabzon'dan aday olsa kesinlikle kazanır. Kesinlikle kazanır. Yok, girmeyelim. Ben de aynı fikirdeyim çünkü. Aksini söylersem bahse gireceğim. Ben de aynı fikirdeyim. Trabzon'dan bağımsız milletvekili adayım dediği anda bu adam da... Trabzon'dan nereden olursa olsun. Nereden olursa olsun. Pekala. Pekala. Bu da doğru. Trabzon'a yüklenmeyelim. Bu da doğrudur. Yani belli bir yerde belli bir zümrenin adayı olarak çıkacak. Tabii. Bu zümre yalnız Trabzon'da yok. İstanbul'da da var. Tabii İzmir'de ki. De var. Tabii ki. Her tarafta var. Ama ben Trabzon yani, diye söylemiştim. Herhangi bir yeri suçlamış olmayalım. Bütün bu yerlerde bizim müspet gördüğümüz kişiler de var. Menfi gördüğümüz kişiler de var. Hep birlikte bir yerde yoğunlaşıyoruz böyle. Mihail, çok haklı bir fren koydun bana. Çok haklısın. Bu topyekün herhangi bir yeri suçlamama konusunda. Ama böyle Trabzon'a dair böyle bir algı olmasını da anormal bulma lütfen. Vallahi ben sana tamamen katılıyorum prensip olarak. Trabzon'u seviyorum ya. Neden biliyor musun? Benim soyadım Vasiliadis. Babam, dedem, büyük dedem hep biliyorum ki İstanbul'da doğdular. Ama Vasiliadis yani Adis ile biten soyadları Karadeniz kökenlidir. Herhalde oradan bir şey var ki DNA'mda. Benim annem Trabzon'da. Karadeniz'i seviyorum. Karadeniz'in balıklarını da. Benim annem Trabzon'da doğumludur. Gördün mü? Ama Trabzonlukla ilgimiz yok. O sadece bir sürgün sürecinde bir durak olmuştur. Çünkü annemin kendi annesi Şevin Karahisarlı'dır. Annemin babası da Erzincanlı'dır. Dolayısıyla bu iki yetim 1915'te ailesinin tamamını kaybetmiş bu iki insan birbirlerini bulmuşlar. Evlendirilmişler bir yetimhanede. Ondan sonra da Trabzon'da annem doğmuş. Annem daha 20 günlükken 1922 yılında burası boşaltılacak, tasfiye edilecek. Bütün gayrimüslimler buradan uzaklaşacak denilince o da Gülcemal Vapur'un güvertesinde bir haftalık bir yolculukla İstanbul'a gelmiş 20 günlükken. Benim eşim de oğlu soyadı, kızlık soyadı, oğluyla bitiyor. Demek ki Kapadokyalı. Kapadokyalı. Onların ailesi de Kapadokya'dan çıkmış, bizim aile Karadeniz'den çıkmış. İstanbul'da buluşmuşuz. İstanbul ki, Birinci Dünya Savaşı sonrası hepimiz için bir buluşmaydı. Demek ki ortak bir yerde yoğunlaşıyoruz, böyle bir yoğruluyoruz. Pekala. Yoğruluyoruz. O zaman son bir şey söyleyelim. Biliyorum Trabzon'da epeyce de bir devrimci insan var. Eğer sözlerimiz onları incittiyse onlardan özür dileyelim. Biz gene genellemeyi devam ettireceğiz. O ayrı mesele. Evet, başka bir şeyimiz şu an için. Yok, sonuna geldik zaten. Var, ekonomiyle ilgili var ama onu gelecek haftaya bırakırız. Gelecek haftaya bırakırız. Var da. Çünkü henüz daha tam olarak olgunlaşmadı bu iş. Peki, bakalım yani. Ne olacak. Peki, çünkü yani. Şu anda o iki kişinin tuttuğu geldiği ipin üstünde cabazlık yapanın durumu daha vahim. Çünkü eskiden altında politika kaynıyordu. Şimdi altında ekonomi cehennemi var. Evet. Sevgili Artı Televizyonu izleyicileri, evet programı ben açtım, sen kapat Mihail. Veda edelim bizi izleyenlere, haftaya buluşmak üzere. Ümidimiz gelecek hafta aynı keyifle, aynı üzüntüyle karşınızda olalım ve dışarı çıkıp da özel işlerimizi de halledebilecek duruma gelelim. Şu 65 yaşın üstündekilere o kadar ya ciddi davranmayın. Bizden bir zarar gelmesin. Kızarlarsa kötü olur. Haftaya görüşmek üzere efendim.